Kristal grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumuna göre destek noktamız, en yakın destek noktamız 1.23 olarak gözüküyor. Yani yarı yarıya stop bölgesi olarak da takip edebiliriz. Tabii o bölgenin altına sarkma meydana gelirse en önemli ve kesin stop noktası olarak da 1.10 bölgesini takip edeceğiz. Yukarıda hedefimizde 1.60 olarak, yani 1.23 ve 1.10 bölgelerinin altına düşüş olmadığı sürece, kapanışlar hacimli olmadığı sürece yukarıda 1.60 bölgesi hedef konumunda olarak takip etmeye başlayacağız. Tabii bu bölgelerde önemli ara dirençlerimiz bulunuyor. Buradaki en önemli yakındaki ara direnç bölgemiz 1.40 bölgesi olarak gözüküyor. 1.40 bölgesinden sonra 1.45 bölgesi ve tabii yukarıda 1.60 bölgesi olarak hedef noktamızı belirlemiş olduk. Aşağıdaki en önemli desteklerimiz kısadaki 1.23 bölgesi ve daha sonra 1.19 bölgesi olarak takip edeceğiz. 1.19 bölgesinin altında kapanışlar meydana gelmeye başladıktan sonra aşağıdaki 1.10 bölgesine kadar sarkma ve o bölgede dip oluşumunu yapma için düzeltme bölgesini alt kanal bölgesine doğru, yani mavi düzeltme kanal bölgemizin en alt bölgesi olan bölgeye doğru 1.05'e kadar dahi bir düzeltme ihtimali de meydana getirebilir. O yüzden 1.23 bölgesinin altındaki kapanışlarda hacimli bir durum meydana gelirse dikkat etmek lazım ve yarı yarıya stopu kesinlikle gerçekleştirmekte fayda görüyorum. Penguin'da grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda yukarıda 4 bölgesi hedef konumunda. Tabii ki alt bölümlerdeki 3.25 ve 3.05 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece. 3.25 bölgesi bu bölgeden sonra yarı yarıya stop bölgesi ve 3.05 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölgelerdeki önemli direnç noktalarımız tabii ki şu an için, yani bu bölgeyi de zaten test etmiş konumda aslında 3.65 bölgesi. 3.65 bölgesi şu an için en önemli direnç bölgesini oluşturuyor. 3.65 bölgesinin üzerinde kapanışları gerçekleştirebilirse yukarı dörtlü bölgeye doğru rahatlıkla gidebilen bir penguen daha izleyebiliriz. Geri çekilmelerde en yakın destek bölgesi 3.45 olarak gözüküyor ve daha sonra da 3.35 bölgesi en önemli destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Ve dediğimiz gibi 3.25 bölgesi de yarı yarıya stop bölgesi olarak takip edilmeli. Petun grafiğimizde de oluşturduğumuz şablonda burada görmüş olduğunuz gibi 15.45 bölgesi yarı yarıya stop, 15.20 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edilmeli. Çünkü bu bölgenin altına sarkma meydana gelirse düzeltme kanal bölgemizin alt bölgesine kadar, yani 14.50 bölgesine kadar olan süreç meydana gelebilir. O yüzden bu bölgedeki stop bölgelerimizi iyi takip etmemizde önemli, dikkat etmemizde fayda var. Tabii yukarıda ara direnç bölgelerinden sonra hedef bölgemiz 18-15 bölgesi olarak belirledik. Bu bölümlerdeki ara direnç bölgelerimizde, önemli direnç bölgelerimizde en yakın direnç bölgemiz 16-20 olarak gözüküyor ve daha sonra 16-65 ve 17-25 bölgesi en önemli direnç noktası olarak takip edilebilir. Hinsu grafiğimizde de oluşturduğumuz şablonda bu şekilde bir durumda yukarıda 4.95 beşli bölge hedef konumunda gözüküyor. Tabii ki en önemli yarı yarıya destek bölgesi 3.65 bölgesi ve kesin stop noktası 3.45 bölgesinin altında kapanışlar olmadığı sürece. Bu bölge oluşturduğumuz şablon durumuna göre yarı yarıya stop bölgesi olarak takip edecek 3.65 bölgesi. Buranın altında düşüşlerde 3.40 bölgesine kadar ve daha aşağıya kanal bölümünün alt bölümüne kadar olan durum meydana gelebileceği için buradaki şu tepkisel hareketini devam ettirip ara direnç bölgelerimizi geçiş yapıp üzerinde kapanışları gerçekleştirebilirse özellikle 3.95 ve 4.15 bölgesi yakındaki en önemli direnç noktaları. Bu bölgede de zaten test etmiş durumda. O bölgenin üzerindeki kapanışlardan sonra şuradaki 4.30 direnci
daha önemli bir direnç konumunda olacak. 4.30 bölgesinin üzerinde kapanışları yapabilirse yükseliş kanal bölgesinin orta bölgesinin üzerine çıkacağı için beşli bölgenin hedef durumuna gelmesini sağlayan başlangıç olarak belirleyebiliriz. Fakat bu bölgelerden geri düşüşlerde de 3.65 bölgesini yarı yarıya stop, 3.40 bölgesinde kesin stop olarak takip etme durumumuz önemli bir durum teşkil ediyor. Katkıda işin gıda sektöründeki senetlerimizde oluşturduğumuz şablon durumunda da yukarıda 10.50 bölgesini burada yapmış olduğu şu tepkisel harekette kısa hedef olarak belirlemiş durumdayız. Tabii bu bölgedeki en önemli direnç noktasını üzerinde kapanışlar yaptıktan sonra yani 9.95 bölgesinin üzerinde kapanışlar yaptıktan sonra 10.50'ye doğru olan süreç başlayacak. Alt bölümümüzde 9.05 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve 8.65 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak belirlemiş olduk. Buradaki en önemli ara destek bölgemiz 9.33 bölgesi ve daha sonra da tabii ki en önemli yarı yarıya stop bölgemiz olan 9.05 bölgesi olarak takip edilebilir.